Merhaba sevgili öğrenciler. Hücre zarından madde geçişleri konusu ile ilgili evde yaptığımız etkinliklere bugün de devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda farklı yoğunluklarda bulunan çözeltilerde plazmoliz olayını gözlemlemiştik. Bugün ise deplazmoliz olayını gözlemlemek için bu etkinliği hazırladım. Bunun için yine benzer malzemeler kullandım. Aynı miktarda su koyduk bardaklara ve bir nane yaprağımızı aldık. Öncelikle hipertonik çözelti için yine bir çay kaşığı kadar tuzu bardağa koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Bu çözelti yoğun bir çözelti ve nane yaprağı hücrelerinin suyunu kaybederek büzülmesine, yani plazmolize uğramasına neden olacak. Yaprağımızı koyuyorum ve bir 10 dakika kadar bu çözelti içinde bekleteceğiz. Evet sevgili öğrenciler, hipertonik çözeltide 10 dakika beklettiğimiz yaprağımızı şöyle çıkarttık içinden. Siz de yaptığınızda fark edeceksiniz, yaprağımız oldukça diriliğini kaybetmiş durumda. Hatta şu şekilde normal bir yaprakla kıyaslama yapalım, gösterelim size. Evet, bayağı bir pörsüdü, yani plazmolize uğradılar. Şimdi biz bu yaprağı normal bir musluk suyu içerisine tekrar koyup bir 10 dakika daha bekleteceğim. Bu musluk suyu bu yaprak için, plazmolize uğramış yaprak için, hücreleri plazmolize uğramış yaprak için hipotonik çözelti görevi görecek. Ve hücreler yeniden suyunu alarak şişecek ve deplazmolize uğramış olacaklar. Evet, şimdi hipotonik çözeltide beklettiğimiz yaprağımızı tekrar çıkaralım. Gördüğünüz gibi plazmolize uğradığında bayağı bir pörsümüştü arkadaşlar. Ama şu anda birazcık daha diriliğini kazanmış görünüyor. Umarım bu etkinlikleri sizler de evlerinizde gerçekleştirirsiniz. Sizler için eğlenceli aktiviteler olmasını dilerim. Sağlıcakla kalın.